piyanonun başında bir ömür geçirdi. Parmak uçlarıyla bazen sevginin, bazen hüznün melodisini yakaladı. Hababam sınıfı onun bestesiyle hafızalara kazındı. İşte öyle bir şey, sevdan olmasa gibi zamansız şarkılara imza attı. Hani bir şarkı söyle içinde, işte öyle bir şey. 1951 yılında doğan Melih Kibar konservatuvara başladığında henüz 8 yaşındaydı. Yeteneği lise yıllarındayken fark edildi. Liseler arası müzik yarışmasındaki beste birinciliği, Timur Selçuk gibi usta isimlerle tanışmasına vesile oldu. 1975'te üniversitede okurken Eurovision şarkı yarışmasının Türkiye elemeleri için Çoban Yıldızı'nı besteledi. ...74 yılı sonunda Timur Selçuk'un verdiği ev ödevi sonucunda bu parçayı besledim, Çoban Yıldızı'nı besledim. Çekine çekine Timur'a çaldım ve Timur tamam dedi, Eurovision sinyal müziği hazır dedi. Bu parçanın da Çoban Yıldızı olsun. Çünkü Çoban Yıldızı gemicilere yol gösterir ve bu şarkı da sana mutlaka yol gösterecek bir besteci olarak dediler. Ben kimya mühendisi olmak niyetliydim ama işte şu anda aranızdayım. Melih Kibar, Türk müziğinin öncü isimlerinden biri oldu. Makamları ustalıkla kullandı. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Söz yazarı Çiğdem Talu başta olmak üzere çeşitli sanatçılarla birlikte 273 melodi, 9 müzikal ve 32 film müziği besteledi. Nükhet Duru'dan Erol Evgin'e, Füsun Önal'dan Zerrin Özer'e, Türk müziğine damga vuran isimlerle çalıştı. ...1976'da Altın Portakal Film Festivali'nde Hababam Sınıfı filmine yaptığı müzikle en iyi özgün müzik, 1984'te ise Polonya'da en başarılı orkestra şefi ödülü başta olmak üzere uluslararası birçok başarının sahibi oldu. ...17 yıl önce hayata veda eden Melih Kibar'ın besteleri kalplerde silinmez izler bıraktı.